yemiş dediler ve ben de geldim. Yöresel ürünlerin olduğu bir sofra hazırlanmış. Koca koca lahanalar koyulmuş. Ben ömrümde bu kadar büyük lahana vallahi görmedim. Bir sülale doyar bu lahanayla, değil mi annelerim? Evet. Lahananın envai çeşidi yapılmış. Bazlama ekmekler, turşular, Allah'ım ben acilen bu lahanayı yemek istiyorum. Lahanayla ilgili Ali abimizle konuşalım. Sonra bu kadar çiçeğin arasında bir böceği yolculayalım. Ali abicim gerçekten nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ben deyim, gözlerin harika abi. Annem de öyle. Herkes öyle söylüyor. Gel, öyle mi söylüyor? Evet. Abi yıkılıyor. Şu gözlerini bir gösterir misin resmen ya? Böyle bir göz olamaz yani. Maşallah, subhanallah. Şimdi Ali abicim. Buyurun. Gözlerin gibi lahanalar da neden böyle güzel? Bu lahanalar bizim organik, kendimiz yetiştiriyoruz. Yaprağı ince, pişmesi kolay. Ilgaz lahanın suyundan suluyoruz. Hacı Hasan lahanası. Hacı Hasan lahanası. Ben lahana üreticisiyim. Dedemden, babamdan bana doğru geliyor. Biz bunu ata tohumu bu. Ha. Biz bunun tohumunu hiçbir yerden almıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz ekiyoruz. Peki ben bunu alıp götürüp İstanbul'da yetiştirmeye kalksam olmuyor mu? Olmaz. Buranın havası, suyu, toprağı, iklimi orayla bir değildir. Yani hiçbir yerden olmaz. Anladım. O zaman bu lahanayı buradan başka bir yerde bulamayız. Bulamazsınız. Evet. O zaman bu lahana sarmasını yemek için de Ilgaz'a gelmek lazım. Ilgaz'a gelmek lazım. Anladım. Ya da biz göndereceğiz istediğiniz yere kargoyla. Abi bu lahananın kargosu kendisinden pahalı tutar ya. Ya tutar istiyorlar, gönderiyoruz. Sen otobüse ver yolla. Otobüsten de gönderiyorum. Gerçekten öyle. Lahana sarması var, lahananın salatası var, evet. Turşusu var. Bu ne, bunu bilemedim. Perişka. Bizim bu yörenin perişkası, yani makarnadan boş mantı deniyor. Eskiden bizim köylerde yapılması kolay diye bunu hemen tarladan gelen kişiler bir yumurtayla biraz unla hemen yoğurup yapıyormuş. Bizde geleneksel, herkes alır yer. Kurusu da var bizde. İsteyene kurusunu da satabiliyor, mantının verebiliyoruz. Boş hali ha, boş hali. Evet. Ama lezzetli. Lezzetli. Sarımsaklı yoğurtla yapılıyor. Sarımsaklı yoğurtla yapılıyor. Peki lahanaları kim sardı? Lahanayı ben sardım. Ah, senin ellerini yerim anneciğim. Altına kuzeti koydum. Ana. Üstüne sarmamı sardım. Ana. Pişirdim, baharım yesin diye götürdüm buraya. Ellerini severim. İsmin ne anneciğim? İsmim Hikmet. Hikmet anne. Evet. Bu lahanayı nasıl sardın böyle? Biraz kalın mı oldu ne? Kalın mı olması gerekiyor burada? Belki de incesi olmaz, böyle saralım. Öyle mi? Evet. Hatta kuzu kafası deniyor, evet. Daha büyük sararız. O daha büyük, daha sararız, onu sarmadım ben. Kuzu kafası mı? Kuzu kafası, böyle derler, sararız. Kuru kıymayla yapılır, daha büyük olur. Ha. Peki kız Aryas, lahana sarması zor olur. Haşlandıktan sonra onu böyle mıçlamak mı denir? Öyle şeyler yapmıyor muyuz? Yapmıyoruz biz. Onu ben sıktığımı sevmem öyle. Nasıl yapıyorsunuz peki? Onu ben güzelce böyle sararım, incecik. Bu biraz kalın oldu. Peki ben aradaki damarları ne yapıyoruz anne? Bizim damarlarımız yoktu. Bunda onların damar bıçakların bunda damarı yok. Lahanayı abimiz yetiştirdi. Annemiz sardı. Daha ne olsun? Peki o zaman biz lahananın damarsız olduğunu böyle bu halinde görebiliyor muyuz? Kesebilir miyiz abi? Evet, bak şimdi. Bıçağın da hemen elinde hazırdaymış bizim ya. Bizim işimiz bu. Tamam, kes abicim. Bak şimdi bunu böyle kesiyoruz. Tamam. Bunu kestiğimiz zaman şöyle yiyebilirsiniz. Bu şekeri 15 dakikada, yarım saatte düşürür. Gerçekten evet, mi? Evet, bunu çiğ yediğiniz zaman bu yarım saatte şekeri düşürür. Heh. Çok sütlüdür. Bunun yaprak bak incedir şöyle. Şöyle incedir bak. Şöyle. Çarşaf gibi vallahi. Bak, çarşaf gibidir. Bunda damar olmaz. Bu onun için lezzeti, pişmesi çok kalitelidir. Ilgaz'ın Türkiye çapında en güzel lahana yetiştiriciliği yer Ilgaz Hacı Hasan köyüdür. Ay çok bizim lezzetli. İşimiz budur. Gerçekten şekerli bir tadı var. Evet. Biraz da tuz ektiğin zaman daha kaliteli olur bu. Turşusu da harika olur. Evet. Abicim çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Lahanaların yıkılıyor, gözlerin yıkılıyor. Seni ağırlayalım amcalarımızın yanına. Çok teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz abicim. Bıçağını da al öyle git abicim. Ne olur ne olmaz abi. Evet. Hadi. Hanımlar buyurun. Lahana tarladan sofraya geldi. Ali abi getirdi. Peki sonra? Evet, sonrasında ben sardım. Lahanaları güzelce açtım. Haşladım. Sıcak suda evet haşladım, tuzlu suda. Çok mu haşlıyoruz anne? Yok, hemen bir altını bir üstünü çevir al. Bu zaten çok damallı değil ya. He. Damarsız hemen oluyor. Tamam. Bunu nasıl saracağız? Bak işte bu damarlar, bu sorun bunlar bak. Yok yok, onlarda bir şey olmaz. İşte. Ha. Bak.
buraya koy. Denesini yaptım. Ha. Şöyle. Böyle böyle koydum. Çok haşlamazsak sarılır değil evet, mi? Çok haşlarsak... Çok hasladın mı eline alamazsın. Yırtılır. Yırtılır. Tamam. Evet. Peki. Lahanayı sardık. Peki salatası? Ay bunun salatası salatayı da güzel. Salatayı da buldum. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Aşkım sen anlat ben yemeye başlayayım dayanamıyorum. Tamam. Şimdi lahananın içinden o zaman sadece sarma yapıyoruz. Şey içinden yemek de yapılıyor. Salata yemek, kapuska, evet. Salata, turşu. Evet. Bu taraflar sarılıyor. Evet. Anladım. Ben evet. Geçiyorum hayatım detaya. Buyurun siz. Tamam. Mikrofon sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Lahanamızın bu dış yapraklarından biz sarmayı sarıyoruz. İçinden de böyle salatasını yapıyoruz. Doğrayıp havuçla veya kırmızı lahanayla da oluyor genellikle. O şekilde. Turşusu da oluyor ayrıyetten. Orada var zaten. Hayatım sen bunu hiç anlatma. Bu lahanayı bulmadan kimse bu işleri beceremez. Afiyet olsun. Ay senin ellerini severim aşkım. Afiyet olsun. Lahana sarmasını bir tek anam yapıyor zannediyordum ben. Ay. Ay. Sen gel ben sana her zaman yaparım. Ay ay. Bir kaşık rica edebilir miyim? Bir de salatasından yiyeyim. Üf. Ben bunun hepsini yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Yersin. Yer miyim? Evet, yersin. Ben öyle bir hal var yani, değil mi? Peki, yerim. Yerim hayatım, ne olacak? Çarşıdan aldım lahana, duydum koydum sahana. Çarşıdan aldım lahana, duydum koydum sahana. Hiç ömrümde görmedim, böyle de cadı kaynana. Hiç ömrümde görmedim, böyle de cadı kaynana. Ay, çok güzel. Bunları biz kavuruyoruz da ekmek de yapıyoruz içinde. Böyle boyuyla kavuruyoruz. Çorbası yana, da oluyor. Çorba ellerinize sağlık. Çok lezzetli olmuş. Peki fasulye burada mı yetişiyor anneciğim? Evet burada yetişiyor. Ilgaz'ın fasulyesi. Adınız nedir? Adım Halime İribaş. Halime anne buranın fasulyesi böyle renkli mi? Yok bak burada beyazı da var. O renkli de var. Var. Beyazı da burada. Tamam. Nasıl oluyor bu? Çok düdüklüden pişmesi lazım. Hayır hayır. Akşamdan suya koy, ılık suya koy. Sabahleyin bir yıka. Ondan sonra hafif haşla suyu gitsin yani. O asitli suyu. Suyu gitsin. Hı-hı. Asitli gitsin. Ondan sonra kavur. Bir saat sürmez yani. Kısık ateşte pişir. Hayatım biz bunları o zaman yemek için direkt ılgaza gelmemiz lazım. Evet. Değil mi? Yani bizim fasulyemiz meşhurdur. Annelerimi bulmam lazım. Ay. Peki turşunun kütür kütür olması makbuldür. Peki lahanada kütür kütürlüğü nasıl yakalıyoruz? Hikmet anneciğim bu işin uzmanı sensin. Sen güzel canım aşkım. Bazen bak sıcak suya koyuyorum ben. Sıcak suya mı? Sıcak suya üstünden bir şey, sıcak su döküyorsun. O sıcak sudan çıkarıyorsun. Soğuk suya döküyorsun. Koyun. Ondan sonra güzel canım sarımsağıyla, limonuyla, limon tuzuyla, sirkesiyle. Şu suyu niye renkli Hikmet anne? Kırmızı lahana. He. İster beyaz kur, ister öyle kur. Zevkine göre. Anladım. Peki kütür kütür bir lahana yemek istiyorum. Lahana turşusu. Perişkanın da bir tadına bakalım. Perişkamız da meşhur zaten herhalde değil mi? Evet. Buralarda olmazsa olmaz. Bir temiz kaşık daha alayım ben. Tabağa alalım. Üf. Yalnız ben bu sarımsaklı perişkayı yedikten sonra uçağa nasıl binerim bilmiyorum hanımlar. Karanfil çözer mi işi? Çözer. Karanfil oylum oylum geliyor selvi boylum gelince. Şenolur benim gönlüm vay benim efendim efendim. Vay benim efendim seni yiyeceğim efendim. Çok güzelsin efendim. Neydi adı bunun aşkım? Perişka. Bunun adı perişka. Perişka. Evet bizim yörede perişka deniyor. Başka yerde başka bir şey denir onu bilmiyorum ama. Ne diyorlar? Çankırı'da iri hamur diyorlar. Kurşunlu'da su hamuru. Su hamuru anladım. Ay çok güzel. Bizde perişka. Yiyebilirsiniz bir kaşık. Teşekkür ederim. Bu peki. Da cevizli çöreğimiz bizim ılgazımıza özgü. Bir de kül çöreğim var. Bu kül çöreği de eskiden... Televizyon yok, hiçbir şey yok. Sadece ocakla ısındıkları zaman ocağın içinde kül çok olduğu için akşam ne yapabiliriz? Eskiden kuru yemiş falan da yok. Hemen bir hamur yoğurup küle gömüyorlarmıştı, yiyorlarmış. Ay. Çay da yok. Yani neyle yiyorlardı artık kompostu mu ne bilmiyorum. Biz de o geleneksel şeyleri sürdürmeye çalışıyoruz. Kendim bazlamayı da yapıyorum. Bazlamalarımı da küllü ocakta pişirdiğim için külümüz oluyor. Ay, puf puf ya baksanıza ya nasıl kilo almayacaksın ya anneciğim ya. Ben şunu bırakayım.
Şu bazlamanın bir tadına bakayım. Ay, peki bu böyle nasıl yumuşak oluyor? Ben bunu gece yaptım. Bak ekmeğimin arası da açılır kabardığı için farkındaysan. Nasıl açılıyor bu? Kabarıyor. Pişirirken kabartırım ben. Ocağın altında pişiriyorum odunun karşısında. Onun için yani sadece ocağın üstünde olan bir şey değil. Yani yapılışını anlatmana gerek yok. Yine burada yemek lazım bunu. Kolay kolay becerilmez. Bu da bizim Ramazanlarda eskiden gece yenilen ekmeği, yağ ekmeğimiz. Bunu da gece yiyorlarmıştı. Buradaki... Hatta beyler iddiaya girermiş. Ben bugün 10 ekmek yedim. Öbürü dermiş 15 ekmek yedim. Eskiden bunlar o kadar yenmiş. Şimdiki gençler yiyemiyor başka. 10 tane de yenmez ama ya. Ama yiyorlarmış. Ya. Hani ben de ekmeği severim. Yönetmenimiz de çok sever mesela. Ekmek hastasıdır ama 10 tane yiyemez mesela. Bizler yiyemeyiz. En fazla 1-2. Öyle. Ama ekmek de güzel bir şey ya. Bir de kilo aldırmasa ne güzel olacak. Evet. Hanımlar ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Şu kütür kütür bir lahana salatası lahana turşusu yiyebilir miyim? Müsaadenizle. Çankırılılar, Ilgazlılar bu lezzetleri biliyorlardır. Uzaklarda olanlar, ablalarımız zaten kendi el emeği göz nuruyla hazırlamışlar. Buralarda bulabilirler. Sizler de bu güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız muhakkak Ilgaz'a gelmeniz lazım. Bu lezzetler başka yerde bulunmaz, değil mi? Çok teşekkür ederim. Bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ben bir lahana yiyebilir miyim? Ay çok heyecanlandım anne. İnşallah. Teşekkür ederim. Çarşıdan aldım lahana, duydum koydum sahana. Çarşıdan aldım lahana, duydum koydum sahana. Hiç ömrümde görmedim böyle de cadı kaynana. Hiç ömrümde görmedim böyle de cadı kaynana. Kütür kütür limonlu mu sirkeli mi? Limonlu. Limonlu mu? Peki sirkenin hası limonlu mu olur, sirkeli mi olur? Valla bilmiyorum, ben limonlu yapıyorum. Limonlu yapıyorum ben. Turşu limonlu olur. Hayır, sirkeli olur. Limonlu olur. Sirke. Sirkeli mi olur? Evet. Ama bu limonlu güzeldi gerçekten, yıkılıyordu valla. Elinize sağlık. Ilgaz turumuz devam ediyor.